Hala kesilir. Bir tel var bunun üzerinde. Evet. Bize biraz anlat nasıl tabii kesiliyor. Ki. Bu makine daha önce bize müşterilerimizin seçtiği modeller oldu. Bu modelleri biz bilgisayarımıza işleriz burada. Bilgisayarımıza çizeriz bunu güzel bir şekilde. Çizdikten sonra tabii ki bunda burada en önemlisi şöyle bir şey vardır. Çizimlerde hata olursa burada çok ziyan olur. Hmm. Yani çok müşterilerin kanepli şikayetleri başlar. Bunlar çok dikkat edilmesi gereken şeyler. Zaten müşteriye gitmeden önce bir kontrol ediyorsunuz tabii ki, değil mi? Tabii ki. Ama size zararı olur. Bize zararı olur. Sonuç itibariyle malzeme, önemli, evet, önemli malzeme, bir malzeme. Çünkü Türkiye'de heba olur. Tabii heba olur. Evet, evet. Şöyle bir şey var. Bu makineye çizimi verdikten sonra burada bir bilgisayarın bu makineye bağlı olduğu bir program var. Bu bilgisayara komut gelir. Tabii burada bilgisayarın yanında mekanizmaları var, beyinleri var. Buradan tel bağlandı buna. Kaç tane çıkaracaksak. Bir bloktan normalde kaç tane çıkıyorsa ona göre tel bağlanır. Teller de ısı ile hareket ediyor. Yani ısı ile kesiyor. Isınıyor malzemeyi. Teller. Tabii tabii. Kaç derecede ısınıyor? 64 derecede biz kullanıyoruz. 64. Soğuk havalarda 70'e kadar çıkarabiliyoruz biz bunu. Evet. Bunu bu şekilde kesiyoruz, modelliyoruz. Modelleme bittikten sonra sonra çekme dediğimiz bir olay var. Burada evet. Yine tutkal ve mermer tozu. Mermer tozunun bir araya üzerini geldiği. Üzerini kaplama aslında değil mi? Kesinlikle yani? Kesinlikle. Bir evet. araya geldiği kazanda karışım olduğu malzemenin üzerine bunu biz işliyoruz. Evet, evet. Peki şeyi merak ettim. Bu kesim, diyelim elde etmek istediğimiz söve. Evet. Sövenin o kaba hattını mı meydana getirir yoksa nihai şeklini meydana getirir mi? Mesela hani bazen söveleri görürüz. Biraz böyle dalgalıdır. Ne evet. bileyim düzdür. Evet. Ki az önce gösterdiğimiz söve mesela şöyle düzdü. Evet. Biraz sadece ortada bir oluk vardı. Evet. Bu onu da yapar mı? Bu insan bile çizebiliyor bu makine. Bu makine evet. şu telle. Evet. Müthiş bir şey. Daha ya. Önce yaptığımız var, çalışmalarımız var. Ama evet. elimizde şu an yok. Bu makinenin her şeyi yapabilirsin. İnsan yapabilirsin, harf yazabilirsin, tabela yapabilirsin. Bu makinenin yani köpük ile tabii makine ve köpük ile yapamayacağınız hiçbir şey yok yani. İnanılmaz bir şey. Tabii. Yine tabii CNC şeyle mantığıyla çalışan tabii ki, CNC bu makine. Zaten CNC diye geçiyor değil CNC mi? Zaten. Evet. Onu da öğrenmiş olduk. Isı şeklinde çalışan CNC'ler. Evet, sadece tel, sıcak tel. Evet. Sıcak yine bilgisayar yardımıyla tabii ki. Çıkartılıyor. Yani bir nevi heykeltıraş diyelim yani buna. Bilmem öyle dersek olabilir. Olabilir yani. Olabilir. Heykeltıraş gibi şekil veriyor. Evet. Peki Atilla mesela bu makine herhalde pahalı bir makinedir. Yani ucuz bir makine tabii, değildir herhalde. Tabii ki. Bu makine Antalya'da yapılıyor. Bu makine, İmal ediliyor. Yerli midir makine? Makinamız yerli. İki çok makinamız güzel. Da var. İki makinamızın isimleri de farklıdır. İkisi de yerlidir. O da sevindirici bir şey. Tabii ki çok. Yerli bir, şey. Yerli bir makine tabii kullanmak her zaman iyidir. Peki makineyi alırken ve hatta diyeyim yani bu tesisi kurar iken bir devlet desteği aldınız mı? Tabii ki COSGAP'ten yararlandık. Çok biz güzel. İlk söve olarak başladık. COSGAP'ten yararlandık. COSGAP'in imkanlarını kullanarak biz Hı-hı. bu yani tesisi kurdunuz. Evet. Peki o süreci biraz anlatalım. Çünkü COSGAP'le ilgili zor bir süreçti. Zor bir süreçti evet. Yani Türkiye'de böyle bir eleştiri var. Yani küçük ölçekli işletmeler COSGAP'ten yardım almakta bayağı bir zorlanıyorlarmış. Yani o işlemler bayağı uzunmuş. Nasıl oldu o süreç? Kısaca anlattım yani. Tabii ki her şeyi gerçekten ayak uydurmak isterseniz gerçekten sonuçta COSGAP size bir madde veriyor. Bu şartlara göre uygularsanız hiçbir şey zor değil. Hmm. Belli şartları tabii yerine ki, getirmek tabii, lazım. Tabii belli neydi şartları mesela yerine, o şartlar mesela neydi? Mesela bizim için bizi yoran kısmı şöyle bir şey vardı. Fatura yani makineyi aldıktan sonra karşı tarafın bir anlaşma yapıyorsun. Proforma, fatura. Proforma evet. evet. Uyguluyorlar. Makinacını anlaşabiliyorsan, alacağın makinacı da eğer COSGAP'ten ki gelecek parayı kabul edebiliyorsa evet. bunu COSGAP direkt onların hesabına atıyor. Bize hani herhangi elimize tutup da size şu kadar para al git makineyi git al satın al demiyor tabii yani. Ki. Artı bu paranın tüm kısmını da makine olarak vermiyor. Bunun bir kısmını da işçi desteği, sigorta desteği, bu tür şeylerle
Ne kadarlık bir işçi sigorta desteği? Bir senelik mi? Biz o zaman 2017'de başladık biz buna. O zaman desteği aldık. Desteği aldığımız zaman nasıl oldu? Tam olarak hatırlamaya çalışıyorum şu an. Hı hı. Evet, şu anda kesim başladı. Evet, biz kesim başladı. Konuşurken. Evet. Nurullah kesimi başlattı. Evet. Evet Atilla, şu anda çalışmaya başladı. Çalışmaya başladı. Telimiz. Bu şimdi bize fuga dediğimiz, süveden yapılan yine yani bloktan yapılan fuga dediğimiz malzeme üretecek bize, yani kesecek, bunun şeklini verecek. Biz de bunu daha önce görüştüğümüz müşterilerimize götüreceğiz. Evet, Türkiye'de bu strafora şekil veren makine bir tek bu mudur? En gelişmiş makine bu mudur, yoksa farklı makineler yapıldı mı? Res baskılar var. Res baskılar var. Onlar da şekil veriyor. Tuğla deseni veriyor, taş deseni veriyor. Yani sadece bu değil. Bundan sonra rotor dediğimiz CNC'ler var. Onlar da şekil verebiliyor. Onlar biraz daha gelişmiş. Tabii ki onlar biraz daha gelişmiş. Biraz daha maliyetleri yüksek olup da müşterilerin fazla tercih etmediği malzemeler. Yani Türkiye'de en çok tercih edilen ürünlerimiz fuga ve söbedir yani. Evet. Peki şunu sorayım. Mesela bu bloktan, bu kocaman büyük bir blok. Evet. Bunlar standarttır herhalde. Standarttır. Kaç tane söve çıkar bundan? Şimdi keseceğiniz ürüne göre değişir. Beşlik mi kesersiniz, üçlük mü kesersiniz, işte yedilik mi kesersiniz? Mesela şu an keseceğimiz bloktan 8-8, 16 tane çıkacak. Evet. 16 tane fuga çıkacak burada. 7 santim olduğu için. Bayağı bir uzun sürüyor gerçekten. Biraz yavaş çalışan bir makinamız. Çok gerçekten yavaş bir makine değil. Gidiyor. İşte ısı sistemi, teller kopmasın diye biraz daha sakin çalışması gereken bir makine. Evet. Burada sadece tel çalışmıyor, aynı zamanda motorlar var üzerinde. Aşağıdaki platform da aşağı yukarı iniyor. Yok. Sadece tamamen makine bunu telleri aşağı indirip kaldırıyor. Ha, sadece tel mi aşağı inip evet. çıkıyor? Tel çeviriyor. Başka bir şey yapmıyor. Makine teli sadece ileri geri yaptırarak modeli veriyor. COSGAP'ten bahsetmiştin. Evet, COSGAP'te. Sadece makine yardım yapmıyor. Başka nelere yardım yapıyor? Makine yaptı yani bir bütçe belirliyor. Mesela bize o zaman 50 bin lira bir bütçe vermişti. Biz bu bütçenin 25'ini makine olarak aldık. Geri kalan da işte %60, %70'ini işçi desteği olarak, işte sigorta desteği olarak bu paraları bize verdi. Tabii ki gönül isterdi ki 50 bin lirayı sadece bize verip makineyi almak daha kolay olurdu, ama bu da demek ki olmadı bize karşı, bilmiyorum. Sadece bize mi, evet. herkese mi? Fakat şey tabii değil mi, yani küçük ölçekli işletmelere, yani büyümek isteyen, tabii ki. Bir şey üretmek isteyen insanlara, özellikle genç insanlara çok büyük bir yardım aslında değil bu mi COSGAP'in yaptığı? İş bitmeye bir yardımı yok aslında. Sadece tamamen iş kurmaya yardım. İş kurmaya evet. diyelim evet, daha evet, doğrusu iş, olur. İş kurmaya çok. Daha çok. Gerçi siz söveyle başlamışsınız ama kimyasallara tabii, geçmişsiniz tabii. Değil mi? Kimyasal da tabii destekleyen oldu. Evet. Tabii ki yani bu kimyasal da biz bir kısmını destekleyen hallettik. Ama kimyasal da biraz canımız yandı. Nasıl oldu Nasıl orada? Yandı mesela? Bize o zaman işte makinamız bizim 500-400-500 bandındaydı. Bize 300 lira değil de 100 lira bir ödenek sağladılar. Hmm. Geri kalanı biz kendi gücümüzden aldık. Niye öyle oldu? Niye düşük oldu? Tabii ki bazen biz de kurallarda yanlış yapabiliyoruz. Bazen bizde gözden kaçırdığımız maddeler olabiliyor. Öyle yaptığında işte bir madde kaçarsa ya red geliyor ya da vermiyorlar. Bir kısmı veriyorlar. Ya da daha az veriyorlar. Tabii ki tabii. Yani ki. O zaman buradan bizi izleyen seyircilerimize, COSGAP'in desteklerinden faydalanacak olan kişilere daha dikkatli. Yani o işlemleri, o maddeleri iyi okuyup tabii ki. Her şeyi o kurallara göre yapmaları daha kesinlikle, iyi olur. Daha kesinlikle. Sağlıklı destek alırlar. Tabii ki. Biz yani destek aldık, destekle başlattık. Belki ya şöyle bir şey de düşünebiliriz destekten önce. Tabii bu destek teşvik ediyor tamamen. Tamamen seni iş düşündürmeye başlıyor. Ya devletin böyle güzel bir desteği var. Bu destekten yararlanırken nasıl bir iş kurarsın, nasıl bir yol çizersin. Evet. Yani önemli olan bu bence. Evet. Bunu yakaladın markasını artık yani devlet arkadan çekilse önemli değil. Evet. Tabii ki kendi gücünle yapmaya çalışıyorsun. Önemli olan ilk itiş yani. Tabii ki. Tabii i̇lk ki. Şöyle bir aşağı doğru bir itmek yani. Tabii ki. Peki şeyi sorayım, yüzde kaçını veriyor COSGAP? COSGAP var şu mı an, öyle bir şey? Tabii ki şu an hatırlamıyoruz. Biz artık COSGAP'den işte ilişkimiz kesildi. Biz artık şirket evet. kısmına geçtik. O yüzden COSGAP'den bağlantımız yok şu an. Ama tahmin edici bir miktarını veriyor başlangıç mu? Başlangıç için güzel.
Evet. Başlangıç için çok güzel. Evet. Ama başlayacak kişinin ham madde tedariği de vermesi lazım. Yaptığı işi neyse, atıyorum biz EPS yapıyoruz. Burada biraz ürün temini için de biraz destek verilmesi lazım. Sadece makine desteği verip kendini geriye çekmemesi lazım. Hmm. Yani burada en güzel tarafı bu olur. O ilk itişi biraz daha kuvvetli yapması tabii, lazım. Tabii ki. Bu sefer insanlar daha çabuk ayakta kalkar. Yani daha çabuk ayağa kalkar, daha çabuk ihraca da döner. Aha. Daha çabuk dış ülkeye bağımlılığını bitirmeye çalışır. Daha hızlanır. Tabii ki, tabii ki. Yani sonuçta nice gençler var. Gerçekten ülkemizde çok güzel ticaretten anlayabilen. Belki adam bir mühendis değildir ama çok güzel ticaret yapabiliyordur yani. Çok evet. Keşfedilmesi olan insanlar var. Evet, evet. Fikir var, yeni tabii fikirler fikir var. Üretici bir milletiz biz. Kesinlikle. Onu da söylemek biz lazım. Üç kardeşiz. Hem zihnen hem bedenen üretebiliriz bak, yani. Evet, biz üç kardeşiz mesela. Üç kardeş de ayrı bir şekilde çalışıyor yani. Ayrı bir alanda koşturuyor. Hepimiz beraberiz, biriz. Evet. Birlikteyiz. Bir kardeşiniz inşaat mühendisi. Kardeşim, en küçüğümüz inşaat mühendisi. En küçüğümüz tasarımcı. Öyle mi? Ha, evet. Onda bir küçüğü var. Evet. O mu biraz size sebep oldu bu söve işine tabii falan? Ki, tabii ki işi anlaması, çizimleri anlaması. Biraz üniversiteden geldikten sonra ben kendi işimi değil de ticaret yapmak istediğini belirtmesi. Bizi çekici buldu bu fikirler. Evet. Biz ilgi gösterdik fikirlerine. Ve bir şekilde işe, sebep oldu tabii yani. Tabii ki, tabii ki sebep oldu. Peki, şimdi buradan nereye gidiyoruz? Buradan yapı buradan kimyasallarına yapı gidiyoruz. Yapı kimyasalları kısmına geçmek. Yapı geçeceğiz. Kimyasallarını biraz daha böyle detaylı anlatalım. Çünkü yapı o da çok önemli. Yapı kimyasalları daha detaylı yani. Bir iş zaten. Hı-hı. Bizim için de ilk öğrenmek kısmında zorluk çektiğimiz bir işti. Hı-hı. Çünkü biz bir işe başladığımızda önce kendimiz çalışıp işi öğrenip ondan sonra işçilere, elemanlarımıza, iş arkadaşlarımıza emanet ediyoruz. Hı-hı. Ama önce kendimiz bilmemiz lazım bir işi. Oraya doğru gidelim. Tabii ki gidelim. Buyur. Geldik yapı kimyasalları bölümüne. Evet. Burası da önemli bir evet, burası bölüm. Bizim temelimiz. Temel. Burası bizim her şeyimiz yani. Öyle mi diyorsun? Tabii ki. Tabii ki. Burası, Neden her şey? Burası çünkü buradaki hedefler daha büyük. Sövedeki kadar küçük değil buradaki hedeflerimiz. Buradaki hedeflerimiz daha çok Avrupa'ya ihracat etmek. Biz yani diyebilelim artık Yozgat'tan Avrupa'ya biz ihracat yapıyoruz. Yani Türkiye'den değil. Türkiye'den zaten yapıyoruz. Yapan yerlerimiz, yapan fabrikalarımız var. Ama en önemlisi Yozgat'tan, İç Anadolu bölgesinden ihracat yapmak. Bizim hedefimiz markalaşmak, daha büyük olmak. Yani Türkiye'ye mal olabilmek. Önemli olan bu. Hani amacımız çok para kazanmak değil. Türkiye'ye mal olabilmek. Önce Türkiye'mizin adı, sonra Yozgat'ımızın adı, sonra da bizim için Sarıkaya'mızın adı önemli. Burada. Çok güzel. Yani o zaman söveyle başlayıp yapı kimyasallarına gelen evet. Ya, ve amacın en büyük amacın yapı kimyasalları olan, bunu evet. Üretmek olan bir işletme burası yani. Tabii kesinlikle. Burası büyüme yolunda olan, burası bir dahaki seneye daha farklı yerlere hedefi olan bir firma. Evet. Peki yapı kimyasalları dedik. Hangi yapı kimyasalları var burada? Mesela bir bu ürettiğimiz sövelerin. Ve yalıtım malzemelerinin yapıştırma malzemesi. Evet, biraz onlardan bahsedelim. Tabii, hangi malzemeler? Tabii bu bizde montalama yapıştırması var. Yani montalama bu dediğimiz EPS'yi yapıştırmak için, söveyi yapıştırmak için bir malzememiz var. Bu adı yapıştırıcı, levha yapıştırıcı diye geçer. Ve sonrasında uygulanan sıvamız var. Bu da levha sıvası diye geçer. Bunları üretiyoruz. Dekoratif mineralimiz var. En son uygulanan bir işlem burada. Ve en güzeli de seramik yapıştırıcısı var bizde. Evet. Seramik yapıştırıcısını, fayans yapıştırıcısını biz dışarıya daha çok gönderme planlarımız var. Seramik bizim için daha biraz daha ön planda. Bu tozlar, toz grubunda. Evet. Yani büyümeyi burada görüyorsunuz değil mi kesinlikle aslında? Kesinlikle büyümeyi burada görüyoruz biz. Yani söve çok fazla tek herhalde... Tek başına bir şey ifade etmiyor. İfade etmiyor. Tabii ki. Mesela bir mağazaya gittiğimizde nasıl işte çorabımızı, pantolonumuzu, gömleğimizi bulabilmek istiyorsak, ayakkabımızı hatta orada almak istiyorsak bu da öyle bir şey. Burada söve tek başına bir şey anlam ifade etmiyor. Sövenin yanında montalama olması gerekiyor. Montalamanın yanında yapıştırması olması gerekiyor. Yani bunların hepsi gereken bir şey yani. Bunların evet. Hepsi bir yerden alınması daha kolay. Çok önemli. Müşterilerimize de güzel. Evet. Yani o zaman buraya gelen inşaatının, binasının dışını efendim işte mantolama yapacak, tabii. Sövelerle süsleyecek. Tabii ki. Gelen bir insan burada bütün malzemeleri alıp gidebiliyor. Evet. Daha da önemlisi bu yapıştırıcı malzemenin de sizin ürettiğiniz malzemeyi alıyor. Tabii kesinlikle. Biz bunun üretiminden bahsedeyim isterseniz biraz size. Tabii lütfen. Bu üretimimizde bizim daha çok yine bizim kalsit dediğimiz olay var. Yeraltı doğal madenlerimiz var bizim. Türkiye'nin en güzel yanlarından biri. Doğal madenlerinde kalsit üretiliyor. Ve silobas şeklinde bize gelir.
Bizim dışarıda dışarıda iki tane silomuz var. Bu silonun birinde kalsit, birinde çimento. Siyah çimento yüklüdür. Bu ikisini biz karıştırırız burada. Hı hı. Arkamda gördüğünüz yuvarlak olan tartım bunkeri. Bunun içinde biz bunları tartarız. Ölçekleme mi diyelim oraya? Tabii ki ölçekleme diyelim. Hı hı. Evet, yani tartımlarız. Ve bunu ölçtükten sonra elezon sayesinde karıştırma makinesine göndeririz. Karıştırma makinesi de bunu içine belli bir kimyasalları var. Yine 10-12 kimyasaldan oluşan dışarıdan getirdiğimiz adını selüloz diye, asit diye adlandırdığımız bazı kimyasallar var elyaf dahil. Biz bunları içinde karıştırırız. Belli bir süresi vardır. 12 dakika, 16 dakika. Bu malzeme 12-16 dakika arasında karışır ve burada dolum bunkerine boşaltılır. Dolum bunkerine boşalttıktan sonra burada torbalarımız var. Bizim yine Yozgat'ta üretilen çok güzel bir şey tabii ki. Ayağımızın dibinde olması. Yozgat'ın iyi bir sanayisidir tabii, bu. Tabii ki çok büyük bir kraft torba evet. diye geçer. Buradan biz torbalarımızı bastırırız. Kraft torbalarda basarız. Buradan torbalarımız bize gelir. Biz buradan makinamıza tartım bunkerinden sonra karşıdan sonra tekrar gelen dolum haznesine geldikten sonra dolum haznesinden tuşlar sayesinde hava yöntemiyle torbaların içine bastırırız. Evet. Bunda tartılır. Otomatikmen 25 kilo bunların ağırlığı, gramajı. Hep 25 kilodur zaten. Tabii ki ama şöyle bir şey de olabiliyor. 200 gram fazla da olabiliyor, eksik de oluyor. Zaten bunu torbalarımızda belirtiyoruz biz bunu. Bunu bu şekilde gelir. Buradan bandımıza gelir. Bandımızdan paletlere dizenir. Dışarıda ambalajlanır ve tırlara yüklenir, gönderilir. Gönderilir. Evet. Peki mesela beni daha çok ilgilendiren şey onu merak ederim, sorarım. Yani bir şeyi üretiyoruz, bir karışım yapıyoruz, koyuyoruz ama bu karışım yaptığımız nihai ürünün ham maddelerini de biz mi üretiyoruz? Bir kere dedin kalsit. Evet. Bizim madenlerimizden kalsit bizim kendi çıkıyor. Malzememiz. Mermer ocaklarından mı çıkar daha çok? Oralardan mı? Ocaklardan çıkmaz. Daha tamamen doğal taş. Yani yerden çıkar. Doğal. Mermer de aslında kalsitin sıklaşmış yerlerinden öyle olur ama mermer de her yerden çıkmaz. Kalsit ama çok çıkar. Daha çok kıraç dediğimiz yerlerden çıkar daha çok. Kalsit yine ülkemizde üretiliyor. Tabii. Çimento da zaten. Yozgat'ta fabrikamız var. Oradan geliyor bize tedarikçimiz onlar. EPS'de Mersin'den geliyor bize. Hı hı. Ve toz kimyasalları İstanbul, Ankara bu gibi yerlerden geliyor. Bu kimyasalların birçoğu bizde üretilir diyemiyorsun ne yazık ki. Bunlar da dışa bağımlıyız yine tekrardan. Hı hı. Yine petrole bağlıyız. Petrol tabii, bazlı tabii. şeyler, petrol, maddeler. Böyle elyaf dediğimiz gibi yine dışa bağlıyız. Hı hı. Yani çoğu dışarıdan geliyor ama biz de dışarıdan getiren tedarikçilerimizden getiriyoruz. Biz evet. de dışarıdan kendimiz getiremiyoruz. Evet. Peki ihracat dedin. Programdan önce konuştuğumuzda ihracattan bahsettin evet. bazı ülkelere. Evet. Hangi ürünleri ihraç ediyoruz? Biz şu an daha ihracat etmiyoruz. TSE'mizi yeni aldık, makinalarımızı kurduk. Ha, plan var demiştin. Tabii tabii. Evet. Kurduk ve bağlantılarımızı kurduk. Çok güzel. Ve müşterilerimizi bulduk, alıcılarımızı bulduk. Onlara numune gönderdik. Numuneden sonra işte cevap bekliyoruz. Yani numune daha yeni gönderdik. Çok yani yapı kimyasalları ile ilgili tabii değil ki, mi? Tabii ki yapı çok kimyasalları. Güzel. Şu an bizim en büyük hedefimiz yapı kimyasallarını, taş kimi Avrupa'ya tanıtmak. Peki mesela sövelerde falan dışarı gönderme mümkün mü? Var mı? Tabii ki, tabii ki. O da var. Mümkün. Mümkün ama söveyi her yerde bulunabilir ama yapı kimyasallarını her yerde bulunmaz. Hı hı. Yapı kimyasalları marka olur, söve marka olmaz. Evet, hani, evet. Türkiye'de en güzeli biz taş kimi tanıtmak. Bugün ne güzel bazı reklamını vermeyeyim şimdi bazı A, B firmaları var, C firmaları var çok güzel olmuş. Biz de hedefimiz onlarla yarışabilmek. Ama çok önemli bir şey söyledin. Yani amacımız para kazanmak değil. Değil. Önemli olan Türkiye'nin markası olmak. Tabii ki. Yozgat'ın bir markası olmak. Sarıkaya'nın bir markası olmak. Sarıkaya'nın bir markası olmak. Buradan böyle bir marka çıkartabilmek. Tabii ki. Çok önemli yani. Bu amaç çok önemli. Hedefimiz bu. Gerçekten tamamen bu. Biz zaten para kazanmak istesek yediğimiz belli, içtiğimiz belli. Burada bize de yeter. Evet. Yedi cettimize de yeter. Ama bizim önemli olan bizim için Türkiye'yi daha güzel yerlere getirebilmek. Çok güzel. Çok Türkiye teşekkür ederiz çalışmak. Sana. Gerçekten. Bir genç girişimci olan üç kardeş diyelim. Üç kardeşiz kesinlikle. Üç tane kardeşe de tek teşekkür ederim. Tek başıma hiçbir şey yapamam. Burada evet. herkese söylüyorum. Evet. Aile önemli. Evet. En önemlisi aile. Aile yanındaysa, ailen arkandaysa hiç başaramayacağın hiçbir iş yoktur. En güzelini, en güzel, en kalitelisini, en daha dürüstünü, daha temizini yaparsın. Yeter evet. ki birlik, beraberlik bozulmasın. Evet. Bu çok önemli benim hep için. Hep tarımda falan söyleriz, tarım işletmelerinde falan.
küçük aile işletmesi, aile işletmesi deriz. Evet. Burada da aile işletmesi ön plana çıkıyor ama herhalde büyüdüğünüzde biraz daha kurumsallaşırsınız. Tabii ki. Tabii ki o da önemli. Tabii ki daha bizim bundan sonraki yapı kimyasalardan sonraki hedeflerimiz de var. Yeter ki biz bu yapı kimyasalarını dedik. Bu hedefimize baştan sona ikinci bir hedefe tabii ki atılacağız. Hı-hı. Tabii ki kurumsallaşacağız. Mesela biz yeni Boğaz yanımıza çok güzel bir organize yapılıyor. Belki duyurmuştur, belki duydum, duyurmamıştır. Evet. Evet. Organizede yerimizi aldık. Yerimizi yapacağız. 2000 metrekare kapalı alan yapacağız. Sadece bir tanesi yapı kimyasalarına, bir tanesini söveye. Hı-hı. Ayrı ayrı koyacağız yerimize. Ve oradan başlayacağız ihraca da Allah'ın izniyle. Çok güzel. Sarıkaya'da yok bir organize sanayi bölgesi. Sarıkaya'da yok tabii ki. Evet. Yozgat'ta bir tek. Evet. Yozgat'ta bir tane ikincisi yapıldı. İmkan var mı? Sarıkaya'da bir organize sanayi bölgesi kurulma imkanı. Fiziksel olarak diyelim. Fiziksel hani. Olarak fabrika yok. Ha. Fabrika yok. Yani büyük fabrikalar, imalathaneler olmadığı için de evet, olmadığı için. Böyle bir organize sanayi bölgesi kurulduğunda orası boş kalır. Boş kalır. Boş kalır. Boş kalır. Yani Boğazyan organizesini bile biz Sarıkayalılar, biz işte Boğazyanlılar, Çekerekliler, işte Yozgat'ın ilçelerinden gelen iş adamları dolduracak orayı. Evet. Yani planlar, hedefler bunlar. Evet. Yani burada en güzeli yine bir teşvik var. Yine işin başlangıcı teşvike gidiyor. Teşvik olmazsa olmaz. Tabii kesinlikle. Yani devletin mutlaka bir dokunuşu olacak tabii bu ki. İşlerde. Orada bize yine imkanlar sağlayacak. İmalatçıya güzel. Yani buradan Türkiye'den bizi dinleyen arkadaşlarımız varsa, düşünen İç Anadolu bölgesine yatırım yapmak isteyen evet, tam onu iş adamlarımız varsa. Buradan yani, aslında genç girişimcilere bir iş kurmak ki. İsteyen insanlara tabii bir mesaj ki. Verelim aslında. Tabii bir anlatalım. Verelim tabii ki. Oradaki burada mesela devletimiz çok güzel bir şey demiş. Burada yatırımcıya derken bu fırsatçılara burada izin yok. Burada tamamen alıp kiraya verim alıp. Rantçıya geçti yok burada. Kesinlikle yok. Çok güzel. Evet yani Boğazyan Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Öcalan abim var, ticaret odası başkanı. O da çok güzel bir insan. Yani ikisi gerçekten bunu çok dikkatli bir şekilde takip ediyorlar. Üretimin önünü açıyorlar tabii diyelim ki, mi? Tabii ki. Bizi çağırıyorlar. Siz buraya eğer bir yer yaparsanız biz size devlet destekli şekilde devletin güzel hibeleri var burada. Onlardan yararlanırsınız. İşte alacağınız toprak size ucuza gelir deyip bizim önümüzü açmışlıkları var. Evet. Yani bu bizi rahatlatıyor. Yani bizi mesela biz korkuyoruz şimdi. Mesela gidip Yozgat'ın merkezinde de organize var. Orada yıllık kiralar çok yüksek. 250 bin lira. Yani sen burada 4 yılda kendi yerini yapabileceğin maliyetler var. Çok büyük bir rakam. Tabii ki. Peki orada şey var mı mesela? Çoğu organize sanayinde buna rastladık. Organize sanayindeki o işte fabrika ya da işte imalathane ne diyelim artık. Oradaki bölmeleri satın alıp böyle 3'ünü, 4'ünü, 5'ini satın alıp yüksek kiralarla tabii ki diyebiliriz. İnsanlar var. Tabii ki. Bunun da önüne geçilmesi lazım aslında değil mi? Ya bunun önüne kim geçer? Devlet geçer. Organizedeki başkan geçer. Hı hı. Bunun organizenin başındaki evet. En önemlisi. Yani işte ne yazık ki işte kimlere ne yedirirler, kimlere ne yaparlar bilmem ama bunların sayesinde yukarıdakiler hep ceremesini çeker. Evet. Aslında biz çekiyoruz. En büyük ceremesini biz çekiyoruz. Tabii halk çekiyor. Biz de halk kime yansıtacak bunu? Üsttekine yansıtacak. Aynen öyle. Yani biz de bunun seçimleri bekliyoruz hepimiz mesela. Ona göre biz de işte başkanımızı seçeceğiz. Hı-hı. İşte başbakanımızı seçeceğiz. Evet. Yani siyaset aslında Türkiye'deki siyaset ki önümüzdeki seçim de aslında üretimin, ekonominin belirleyeceği değil mi? Kesinlikle. Bir seçim olacak kesinlikle. Yani. Artık üretene destek verene veren diyelim siyasete oy verecek insanlar. Üretimin önünü açan kesinlikle. Siyasete. Evet. Kimse kendini zora sokmak istemez. Hı hı. Ben ticaretim güzel devam ediyorken benim eğer ülkemin gidişatı iyi değilse gençlere yeniden yapılanmak isteyen insanlar var yani batmış çok güzel fikirleri olan insanlar var. Yani en kötüsü devletin bir insanın üstünü çizdiğimi tam çiziyor. Hı. Çizmeyecek. Evet. Yani o insan batmış olabilir ama bunun üstünü hemen çiziyorlar. Bir insanı bitirmek için hemen bitiriyorlar. Mesela bu inşaatta duyduğumuz çok büyük isimler var. Çok büyük holdingler var. Hep sabit değişmez. Bunlar bizi üzüyor. Evet. Bunlar bizi çok üzüyor. Büyük sermaye sahipleri küçük sermayeyi yutuyor, o daha büyüyor. Aynen. Altındaki her zaman bitiriyor. Bu sistemin değişmesi lazım. Tabii ki. Bu sistemin değişmesi gerçekten lazım. Lazım, yani. Evet. Ülkemizde en kötü olan sistem bu sistem. Geri kalan her şey bence çok güzel. Bu sistem değişirse burada halkın, herkesin gerçekten cebi para görecek ve herkes bir refaha kavuşacak. Evet. Ben buna inanıyorum. İstihdam artacak. Tabii ki istihdam artacak. Tabii. Borcu olmayan iş kurmayı düşünecek.
Yani ticaret olacak. Yani en güzeli, yani illa bir imalat kurmasına gerek yok. Herhangi başka bir, belki kendini tarıma atacak, belki kendini hayvancılığa atacak. Hani ne yapacak? Sonuçta iş yapacak. Girişimci olacak. Girişimci yani. Olacak. Onu söylemek yani lazım. En güzeli bu. Üretecek aslında. Üretecek. Üretmek çok önemli. Ya, herkes üretmek istiyor bence. Benim çevremde çok arkadaşlarım var. Biz oturup konuşuyoruz. Esnaf arkadaşlarımız var. Hepsi üretmek istiyor. Yaptığı işi, fırıncı diyor ki ben un neden üretemiyorum diyor. Bu gençlerde var değil tabii mi? Tabii ki gençlerde. Bu girişimci var. Ruh gençlerde var yani. Var var. Şey diyor ki, fırıncı diyor ki ben niye unu üretemiyorum ya? Ben üretim diyor. Yani devlet bana destek versin, ben üretim diyor. Hı-hı. Ondan sonra elemanı diyor ki ben de maya üretim o zaman diyor. Öbürü diyor ki ben o zaman tuz üretim diyor. Yani tuzu işleyeyim diyor. Herkes bir şeyler istiyor. Evet. Ama kimse bir şey yapamıyor sonuç nihayet. Ne yazık ki sistem evet. Biraz önünü tıkıyor. Evet. Buradan yetkililere seslenelim. Tabii yetkililere bize üretimin önünü açsınlar, gençlerin önünü açsınlar. Gençleri keşfetsinler. Keşfetsinler. Her zaman göz önündeki gençler değil. Arka plandaki gençleri evet. Keşfetsinler. Aynı futbol gibi düşünelim. Nasıl torpili olan gidiyor en güzel yerlerde oynayabiliyor. Bu gerçek. Yetenekler harcanıyor. Tabii. Yetenekler arkada harcanıyor. Çok doğru. Ama öndeki her zaman oynayamasa da ilk 11'de oluyor. İyi bir örnek oldu bu. Aynen öyle. İyi bir örnek yani oldu. Bu benim her zamanki görüşüm budur. Şu anki düzendeki. Evet. Bir de hayallere de değer vermek lazım. Yani herkesin bir hayali var değil mi? Tabii ki. Dedin ya mesela işte un üretme hayali var. Tabii ki. Makine üretme hayali tabii var. Ki. Fikirleri var. Mesela benim asıl mesleğim fırıncılıktır. Öyle mi? Tabii ki. Çok güzel. Daha önce bu işe başlamadan önce fırıncılık yapardım. Fırıncılık yaptığımda hep derdim. Ya kepeği ben niye üretmiyorum? Ya ben neden un üretmiyorum? Derken kardeşim mezun olunca niye üretek? O da dedi ki bunu üretelim. Sonuç bir şey ama bir şey ürettik. Çok güzel. Ama bir şey ürettik. Biz çaba gösterdik. Biz cesaret ettik. Tabii ülkedeki gençlere de söylüyorum. Hepsi devletten beklemeyin. Cesaret de lazım. Tabii. Cesaret çok önemli. Cesaret lazım ve neyimizi kaybederiz? Ben villalarda yaşamıyorum. Çok güzel teknelerde gezmiyorum. Bunları lüks arabalara binmiyorum. Kazansam tekrar kaybetsem zoruma gitmez. Evet. Yani bir de hata yapmaktan korkmasınlar. Korkmayacağız. Biz her gün hata yapıyoruz. Evet. Biz söve kırıyoruz, toz patlatıyoruz. Bunlar da hata. Evet. Ya bunlar bile oluyor. Yani biz bunu yaparken, bu işi yaparken hata yaptık. Ama hatalar da, yapılacak hatalar var, yapılmayacak hatalar var. Evet. Küçük hatalar yapmaktan evet. Korkmayalım diyelim. Evet. Peki çok teşekkür ederiz Atilla. Rica ağzına ederim. Sağlık. Rica ederim. Yani bence buradan bizi seyreden gençlere gerçekten böyle bir örnek oldun. Kesinlikle olmamız gerekiyor. Biz büyüklerimizden örnek olmayı öğrendik. Biz insanlara örnek olmayı değil, önce ailemize örnek olmayı öğrendik. Ondan sonra şimdi insanlara örnek olabiliyorsak ne mutlu bize. Hani onlar da gerçekten hayallerini peşinde koşsunlar. Hayaller, yani ben şunu bilirim. Allah vermeyeceğim bir şeyin hayalini yaptırmaz diyoruz biz. En büyük çizgimiz bu. Allah bir şey hayal ettiriyorsa onu sana yaşatacak. İyi ya da kötü. Bir de aslında gençlere de buradan mesaj ezan vermek lazım. Ezan da okudu üzerine. Evet, bunun üzerine ezan evet. Da okundu. Gençlerimiz dışarıda aramasınlar. Yani hani bu ülke dışına çıkma şeyi başladı ya furya. Evet, evet. Yani evet, burada kalıp mücadele etsinler desek daha doğru olur. Ya yani. Evimizdeki her zaman dediğimiz gibi bir gurbetçinin bir sözü vardır. Ben de gurbetçilik yaptığım zamanında. Dışarıdaki 10 liraya değil de evimdeki 6 lira bana yeter. Bu bizim güzel lafımız. Yani dışarıdaki 10 liraya tercih etmiyoruz kimseyi. Ülkemizde hiçbir şey değişmeyiz. Biz Yozgat'ın, Sarıkaya'nın en milliyetçi olan yerdeyiz. Yani Yozgat her konuda milliyetçidir. Ama bir konuda hakkı yeniliyor. Fabrika, iş istihdamı. Bu konuda bizim hakkımız yeniliyor yani. Biraz daha yatırım yapılsın. Yapılsın. Yozgat'a. Yani Yozgat bilmiyorum bir ceza mı almış?